Ayüce Kızrak kimdir desem? İlk olarak Ayüce Kızrak Ayüce'dir diyeyim. Yani mesleğimden hariç olarak. Onun dışında aslında akademisyenim, elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Mesleğim akademisyenlik olsa bile sadece üniversitede dersler vermekten yana bir insan olmadığım için sosyal sorumluluklarım var. Bunları icra etmeye çalışıyorum. Yapay zeka üzerine çalışıyorum özellikle. Yaklaşık 10 yıldır, 10 yıl aşkın süredir. Özetle böyle diyebilirim. Yapay zeka dediğimiz durum olay. İnsanın kendi öğrenme yöntemleriyle öğretilen, insanın kendi mekanizmasının bir başka kopyası olan bir sistem. Burada yapay olan nedir? Aslında şöyle söyleyeyim. Yapay zeka kavramı, ilk bu kavram ortaya atıldığı zaman dediğiniz gibi insanın öğrenme şeklini, insanın karar verme şeklini insansı hareketler edebilen veya işte karar üretebilen sistemler tasarlamak. Fakat süreç öyle ilerlemedi. Çünkü beyin başka bir şey. Makine başka bir şey. Her ikisinin işleyişi birbirinden çok farklı. Memeli canlıların beyninden esinlenerek ilk yola çıkıldı. Yapay sinir ağı dediğimiz işte modeller oluşturuldu. Fakat beynin kendine has başka özellikleri var. Bağlantı yapıları çok karmaşık. Henüz daha bilinmeyen birçok nokta var. Fakat makinede bir başka yapıya sahip. Yani aslında beyni modellemeye çalışıyoruz. Fakat elektronik bir ortamda modellemeye çalışıyoruz. Beynimiz organik bir yapıya sahip. Örneğin beynin bir kısmını aldığınız zaman kendini yenileyebiliyor. Yeni şeyler öğrenebiliyor. Alışkanlıklarını değiştirebiliyor. Ama makinenin içine bir şeyler entegre ettiğinizde, örneğin bir yazılım entegre edip bunu akıllı bir hale getirdiğinizde donanımın bir kısmını kesip atarsanız o artık çalışmaz hale geliyor. Evet, onu ancak yazılımda yapabiliyor kendini geliştirmeyi. Aynen o şekilde. Dolayısıyla aslında beyinden çok farklı bir yapısı var. Daha negatif, yani daha az özellikli veya daha sığ demek doğru olmaz. Çünkü makinenin de beyinden başka üstünlükleri var. Hız gibi mesela. Avantajları ve dezavantajları birbirlerine göre var. Beyinden esinlenilmiş olsa da o noktaya gelinmiş durumda değil. Yapay olmasının sebebi bir elektronik ortamda çalışıyor olması ve adının bu şekilde vermiş olması. Bu arada yapay zeka ismi, yani artificial intelligence, ilk kez kavram olarak kullanıldığında ya bu isim aslında bizim yapmaya çalıştığımız şeyi tam olarak simgelemiyor, ifade etmiyor. Fakat projeye böyle başlayalım, sonunda biz bunun adını daha güzel bir şeyle değiştiririz diye aslında. Eyvah. Evet, 50'li yıllarda Dartmouth projesi yapılırken 10 kişilik bir ekiple, şu anda işte yapay zekanın babaları, dedeleri olarak tanımlanan kişiler ve proje bittiğinde ya biz bunun adını da değiştirmedik ama neyse böyle kalsın gibi bir mantıkla aslında konuldu. Yapay zeka kavramı tam yapmaya çalıştığımız şey karşılamıyor. Yapay olarak öğrenme diyebiliriz. Biz nasıl işte canlı doğduğunda sürekli veriye maruz kalıyor. Çevre sıcaklığını ölçüyoruz aslında bir yandan. Kendi sinir hücrelerimizle algılıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz veya işte hareketlerden öğreniyoruz. Bunları veri olarak toplayıp işte bahsettiğim gibi elektronik bir ortamda veri olarak bunları saklayıp içinden bazı örüntüleri çıkardığımızda bizim gibi karar vermesini bekliyoruz. Ama öyle olmuyor tabii aslında. Yani örneğin bu at mıdır, eşek midir diye bir problemimiz var diyelim. Atların bir sürü fotoğrafını göstermemiz gerekiyor ona. Ve daha sonra bu atıyorum bambaşka bir hayvan fil gösterdiğimizde bu at değildir diyor. Fildir demiyor ama insan bunun fil olduğunu bilebiliyor. Yani aslında canlıya o kadar yakın değiliz. Yani süper bir şey yok ortada. Daha çok yolu var yani. Evet, çok süper bir şey olmadı. Dünyayı falan ele geçirmesi için çok zamana ihtiyacı var. Yani daha bir insan bile tam dünyayı ele geçirmemişken yani bir yapay zekanın bunu yapması için bayağı bir ekmek yemesi lazım diyebilirim.